Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz Kayani Turkey Genel Müdürü Sayın Ersin Arısoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle sizi tanımak istiyoruz ve tabii ki yollarınız nasıl Kayani ile kesişti? Kayani'ye evet demenizdeki en büyük nedenler nelerdir diye sormak istiyorum. Çok teşekkürler. Kayani'ye gelişim yaklaşık 2 yıl oldu. Onun öncesinde üniversite ve üniversite sonrasında İstanbul'a gelip işte iş hayatına başlamayla birlikte Bayer gibi uluslararası bir firmada yaklaşık 20 yıl kadar çalıştım. Sonrasında bir 4 yıl Ferrero. Kayani'den de böyle bir teklif geldiği zaman gerek pozisyon gerekse aileyi tanıdıkça çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten bir aile şirketi burası. Amerikalı bir 3 tane ailenin bir araya gelip kurduğu bir şirket. Çok kurumsal değil ama kurumsal olmak için çaba sarf ediyorlar. Bu yüzden de ailenin yaklaşımı hiçbir zaman bir birey olarak değil aile olarak bakıyor olması çok hoşuma gitti. Sattığı ürün, çalışma modeli bunlar çok ilginçti. Daha önceki klasik ticaretin dışında modellerdi. Bütün bunlar bir yandan da çekti ve güzel bir birliktelik oldu bence. 2 senedir gayet keyifle devam ediyoruz. Güzel şeyler de yaptığımızı düşünüyoruz. Kayani'yi anlatır mısınız bize? Nasıl bir firma? Farklı sektördeki rakiplerinden farklı yapan nedir? Kayani ürünlerinden de bahseder misiniz bize? Tabii ki. Kayani 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş. Üç farklı ailenin bir araya gelerek kurduğu, hatta ailenin üç aileden ikisi de kardeşler, kurdukları bir şirket. Aslında çok büyük farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor bu üç aile. Daha çok tarımla uğraşıyorlar, benzinlik, otel gibi farklı alanlarda çalışıyorlar. Kayani'nin ilk oluşmasında bilhassa Alaska'daki yerlilerin uzun ömürlü olmaları çok dikkatlerini çekmiş. Ve buradaki Alaska yaban mersininin çok ciddi bir antioksidan olmasıyla ilk hikaye 2005 yılında başlamış aslında. Ve aile daha sonra bilimsel çalışmalarla çok ciddi teknik danışmanlıklar alarak yeni ürünlerini geliştirmeye başlamışlar. Türkiye'ye girişleri de 2012 yılında olmuş. Çalışma modelini de buna göre belirlemişler. Yani ürünlerin doğal içerikler olması, çok fazla raf ömrünün uzun olmaması sebebiyle klasik ticaretten daha farklı bir modele yönelmişler. Kayani'nin şu anki iş modeline biz yeni nesil ticaret diyoruz ama aslında şöyle de tanımlayabiliriz izleyicilerimiz için. Tavsiye ticaretle iyi ticaretin çok güzel bir kombinasyonu. Böyle bir birliktelik oluşturmuşlar. Ürünlerimiz de doğal içerikli. Hem enerji, doğal zinde vücut, mineral içeren doğal içerikleriyle birlikte enerji artışını sağlayan, vücudumuzun ihtiyacı olan malzemeleri, proteinleri, kolajenleri içeren farklı ürün gruplarıyla beraber çok fazla sayıda olmayan ama hedef odaklı teknolojik özellikleri de olan ürünler. Peki Kayani Türkiye'nin Kayani ülkeleri arasında nasıl bir başarısı var? Ne kadar zamandır Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve kimler Kayani işini yapıyor? Kimler Kayani ürünlerini kullanıyor? Müşteri ve iş ortağı profiliniz hakkında da bilgi rica edeceğiz Tabii sizden. ki. Kayani Türkiye'ye 2012 yılında başlamış. İlk ofislerini Bağdat Caddesi'nde kurmuşlar ve 2019'un sonuna kadar da burada faaliyet gösterdi. Ben Kayani'ye katıldıktan sonra birkaç ay sonra burada çok farklı dağıldığımızı ve iş modelinin de zaten çok kolay bir model olmaması sebebiyle çalışanların da çok bir arada olması gerektiğine ve biraz daha görünür olmaya ihtiyaç olduğunu düşünüp bir çalışma başlattık ve ondan sonra da Amerika'dan aldığımız izinle beraber 2019'un sonu, 2020 yılının başında tam pandemi öncesinde E5 üzerinde 9 katlı bir plazaya taşındık ama tüm birimlerimizi bir araya toparladık. Çok keyifli bir ortam. Çok güzel bir açılış yaptık 5 Şubat'ta ve Mart'ın 10'u civarlarında da pandemi başladı. Maalesef binayı çok iş ortaklarımız kullanamadı. Çünkü onlar için de aslında o binanın bu kadar büyük olması. Ama biz kullandık. Pandemide bütün çalışanlarımız ofise gelseler bile hiçbir arada bulunmadan, birbirleriyle çok fazla temas etmeden binanın farklı alanlarında çok güzel bir faaliyet gösterebildik. Geçen sene 2020 yılında Kayani faaliyet gösterdiği 50'den fazla ülkede en büyük büyümeyi yakaladığı ülke Türkiye'ydi. 2020 yılı gerçekten Türkiye için çok başarılı geçti. 2021'de keza öyle gidiyor. Türkiye'deki
dolar kurundaki değişkenliklere bağlı olarak döviz bazında bile %15 civarında bir büyümeyi 2021 yılında başarmış olacağız. Kayani işini kimler yapıyor? Kayani ürünü kimler kullanıyor? Kayani ürününü 11 yaşın üzerinde 70 yaş hatta sınırsız yaş sınırı olmaksızın kullanabiliyorsunuz. Çünkü hem her yaşa hitap edebiliyor hem de bu ürünler gıda takviyesi olduğu için bu amaçla ruhsatlandırıldığı için 11 yaş üzerindeki herkesin kullanımına uygun ihtiyaç duyması ya da bir eksikliğini hissediyorsa. İş olarak baktığımızda kayan işini kimler yapıyor diye baktığımızda da 18 yaş üzerinde başlıyor. Pandemi öncesinde bu yaş aralığı biraz 25'ler 35'ler maksimum 40-45 civarındaydı ama pandemiyle beraber herkes bir online iş modeli üzerinde. Biz çünkü bunu sunuyoruz kendilerine, iş ortaklarına. Online platformda dropshipping dediğimiz hiçbir şekilde ürüne temas etmediği, tahsilata temas etmediği, sevkiyatla uğraşmadığı bir iş modelinde çalışıyor. Tabii bu da onlara yaş sınırını biraz ortadan kaldırdı. 18 yaşın üzerinden şu an 60-65 yaşlarında bile çok fazlasıyla iş ortaklarımız var ve gayet de keyifle çalışıyorlar. Dediğimiz gibi pandemi birazcık çalışma koşullarını da çok değiştirdi. Evet, birkaç ay önce Türkiye'de büyük bir lansman yaptınız. Nitro Nutrition. Sağlıklı beslenme ve iyi yaşam hareketi altında. Nedir Nitro Nutrition? Nasıl ortaya çıktı? Türkiye'de ve Kayani'nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında nasıl sonuçlar elde etti? Nitro Nutrition yaklaşık 6 ay kadar önce Kayani Bilimsel Kurulu'nda Mark McDonald isimli bir beslenme ve gelişim uzmanı, kişinin katılmasıyla beslenme ve fitness uzmanı Mark McDonald'ın bizim Kayani'nin kurumsal yapısına katılmasıyla, danışmanlığına katılmasıyla beraber gerçekleşti. Mark McDonald Amerika'da çok uzun yıllar bu alanda faaliyet göstermiş ve pek çok ünlü ismin Mehmet Öz'le birlikte ortak projeler geliştirmiş. Oprah Winfrey, Mel Gibson gibi ünlülerle yaşam koçluğu yapmış, beslenme koçluğu yapmış bir kişi. Beslenme konusunda oldukça uzman. Kayani'ye katılmasıyla birlikte Kayani ürünlerinden oluşturduğu bir Nitro Nutrition konseptini bizlerle paylaştı. Türkiye'de de yaklaşık 3 ay kadar önce lansmanını yaptık. 6 ay önce aramıza katılmıştı ve diğer ülkelerde de lansmanlar devam ediyor. Amerika'da gerçekleştirildi, Avrupa'da, Türkiye'de gerçekleştirildi. 2022 yılında Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde gerçekleştirilecek. Bu Nitro Nutrition'ın temel oturduğu noktada nitrik oksit. Kayani ürünlerinden bir tanesi nitrik oksit içermektedir. Nitrik oksit de 98 yılında Nobel ödülü kazanmış bir bilimsel üründür. Vücudumuzda olan, damarlarımız içerisinde bulunan ve yaşam molekülü olarak adlandırılan bir gaz molekülüdür. Bunun en çok üretimini sağlayan bir meyvenin özünden oluşturulmuş bir ürünümüzle bu iş başladı. İlk bunun merkezini oluşturmuş, ondan sonra da sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamla nasıl fit olabileceğimiz, nasıl hayatımızı çok daha keyifli ve konforlu yaşayabileceğimiz üzerine oluşturulmuş bir konsept. Evet. Türkiye'de ve dünyada üye olduğunuz dernekler, işbirliği yaptığınız sosyal sorumluluk organizasyonları var mı? Varsa bunlarla ne gibi projeler yürütüyorsunuz? Türkiye'de Kayani olarak bir sene kadar önce Gıda Takviyeleri ve Beslenme Derneği üyesi olduk. Bunun dışında YASET, MCHEM gibi uluslararası firmaların da çok fazlasıyla yer aldığı derneklerin üyesiyiz. Bunun dışında Türkiye'de farklı sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde AKUT'la, KAGİDER'le ve TOÇEV'le de ortak işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Kayani'nin aslında dediğimiz gibi bir aile şirketi olmasının yanında sosyal sorumluluğa ve insanların bilinçsel olarak da yardım elini uzatıyor olmasına çok değer veriyorlar. Kayani de bu amaçla çok fazlasıyla Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. Aslında Kayani'nin Amerika'da oluşturduğu Caring Hands isimli bir projesi var. Satılan her üründen, her kesilen faturadan o fona, o yardım organizasyonuna bir para aktarıyorlar. Ve bununla birlikte de dünyada farklı ülkelerde beslenme konusunda, gıdaya ulaşım konusunda problem yaşayan yerlerde gıda yardımı yapıyorlar. Caring Hands projesi altında. Maalesef Türkiye'de bazı regülasyonlardan dolayı bağış konusu biraz farklı olduğu için biz de sosyal sorumluluk projeleriyle dediğim gibi TOÇEV, AKUT, KAGİDER gibi son derece saygın sosyal sivil toplum kuruluşlarıyla beraber projeler geliştiriyoruz. Evet.
Peki Kayani'nin amacı nedir? Sizin Kayani Türkiye Genel Müdürü olarak amacınız nedir? Kayani'nin en temel amacı 7'den 70'e herkese bir kere doğal içeriklerin, doğal ürünlerin, sağlıklı beslenmenin ne olduğunu anlatmaya çalışmak. Diğer taraftan gıda takviyesi bir ilaç değildir. Gıda takviyesi aslında vücudumuzun gerçekten ihtiyacı olan, sağlıklı beslendiğimizi düşünsek bile eksiklerimiz olduğunu bilmemiz gereken ve bu noktada destek olmamız gereken ürünler grubu olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor. Bir başka tarafta da bir iş modeli var. Bu iş modeli gerçekten geleceğin iş modellerinden bir tanesi. Bu iş modelini de anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin Kagider'le yaptığımız etkinlikte Kagider'in bünyesinde yer alan 100'den fazla kadın girişimciye iş modelimizi anlattık. Bu iş modelinin kendince farklılığı insanların neler olabileceği hakkında bir vizyonunun gelişmesi için de çok faydalı. Hem dediğim gibi Kayani'nin iş modelini, ürün gruplarını ve herkesin sağlıklı beslenmesi için, sağlıklı yaşam için neler yapması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. En büyük misyonumuz da burası. Kayani'nin önümüzdeki yıllarda da ulaşmak istediği en önemli hedeflerden, yapmak istediği en önemli hedeflerden bir tanesi de bu. Ne kadar çok bilinçlendirebilirsek halkımızı o kadar başarılı hissedeceğiz kendimizi. Evet. Gerek pazarlama ve iletişim gerekse teknoloji anlamında ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz? Pazarlama konusunda bilhassa sosyal medya, canlı iletişim, bunlar artık günümüzde çok daha fazlasıyla kullanılan yollar. Sosyal medyada çok daha hareketli olmaya çalışıyoruz. Her platformun kendi içeriğine göre ulaşmaya çalışıyoruz. Açık söylemek gerekirse sosyal medya pazarlama stratejilerini elimizden geldiğince çok ciddi bir yatırım haline çeviriyoruz. Ve ürünleri artık insanlar çok da fazla broşür okumuyorlar. Bunu videolaştırmak, ürünleri hayatımıza nasıl sokacağımızı anlatmak, sağlıklı beslenme ve beslenme hareketi, fitness dediğimiz şeylerin aslında ev ortamında bile çok kısa sürelerde çok basit işlemlerle yapılabileceğini göstereceğimiz çok güzel videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Açık söylemek gerekirse pazarlama tarafında teknolojiyi, ekipmanları, sosyal medyayı en iyi şekilde kullanmaya ve buralar için materyaller hazırlamaya çalışıyoruz. Bir diğer tarafı da tabii ki bir teknoloji şirketiyiz. Teknolojik bir altyapımızın olması lazım. Müşteri sayımız, iş ortaklarımız, ürün sayımız arttığı zaman buna hizmet edebiliyor olmamız lazım. Tabii müşteri memnuniyeti adına çok farklı profiller var, çok farklı hareketler var. Ürününü evine isteyen, iş yerine isteyen, ben yarın başka bir yere gidiyorum, orada teslim almak istiyorum diyen gibi ödeme metodunu farklılaştırmak isteyen pek çok kişiselleşmiş müşteri portföyleri var. Bunların hepsine hizmet edebilecek çok geniş bir altyapıya sahip olmanız lazım. 2022 yılında da çok ciddi bir IT altyapı yatırımımız mevcut. Peki pandemi döneminde Kayani nasıl etkilendi? Kayani Türkiye pandemiden nasıl etkilendi? Açık söylemek gerekirse sohbetimizin başında da bahsettiğim gibi 9 katlı bir plazaya geçtik. Amacımız iş ortaklarımız oraya gelsin. Birlikte sıcak temas içerisinde herkese kendimizi anlatmaya çalışalımdı. Ama pandemiyle birlikte bir anda online'a döndük. Biz çalışanlar olarak da online'a döndük. İş ortaklarımız da online'a döndü. Haftada herhalde bir 20-25 tane online'dan Zoom toplantıları yapıyoruz. Zoom üzerinden toplantılar yapıyoruz. Herkese bu şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Bize açıkçası faydası dokundu. Herkes fiziki olarak gelmek zor geliyordu. Şimdi online'da bir de insanlarda da bu alışkanlık oluşunca toplantıya online platformda katılmak İlk başta çok huzursuzluk veriyordu ama alıştık artık. Yani çok daha fazla gelişiyor. Dediğim gibi kendimizi anlattığımız, ürünlerimizi anlattığımız, hikayelerimizi anlattığımız haftalık 20'nin üzerinde toplantı planlıyoruz. İş ortaklarımız bunları düzenliyor Zoom üzerinden. Bu yüzden de sınır kalktı. Zaman çok büyük kazandık. Yani bir yerlere bir toplantıya gidip gelmek için harcadığımız saatleri şu an işimizi yapabilmek için harcıyoruz. Toplantı ortamında harcadığımız zamanı, en azından belli bir zamanı şu an istediğimiz gibi kullanıyoruz. Çünkü kaydediyorsunuz, istediğiniz zaman müsait olduğunuzda onu seyrediyorsunuz. Zaman ve yer kavramı da kalktı. İstanbul'da ofise gelmek yerine şu an
Türkiye'nin neresinde, dünyanın neresinde olursanız olun çok rahatlıkla bu yayınları izleyebiliyorsunuz. Çünkü Kayani iş modeli itibariyle de sadece Türkiye'de bir iş fırsatı sunmuyor. 50'den fazla ülkede de bu iş modelini geliştirebilme, işinizi, ticaretinizi yapabilme şansına sahipsiniz. Böylece pandemi bize açıkçası iş modeli açısından müthiş bir avantaj sağladı. Ürünler olarak baktığımızda da zaten pandemi herkes bir bağışıklık sistemi nasıl güçlendireceğiz, ne yapmamız lazım sorguladığı bir dönemde biz zaten bağışıklık sistemine, vitaminlere, takviyelere önem veren bir firmayız. Sağlıklı yaşama önem veren bir firmayız. Ürünlerimiz de bu alanda çok fazlasıyla ilgi çekti. Evet, Kayani'nin müşteri ve iş ortağı hedef kitlesi profili hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Kayani iş ortakları biraz önce de belirtmeye çalıştığım gibi 18 yaşla 65 yaş arasında değişiyor. Evet. Tabii ki 30'lu 40'lı yaşlar daha çok geleceği düşünen, ek gelir elde etmek isteyen, biraz daha yeni iş modellerine daha yakın olan, sosyal medyayı çok güzel kullanabilen, online platformda çalışmaktan rahatsızlık duymayan profiller çok daha ön plana çıkmaya başladı iş ortaklıklarımız arasında. Tüketici hedef kitlemiz ise çok değişkenlik gösteriyor. Önce AB segment dediğimiz bir gelir seviyesiyken şu an artık çok daha farklı noktalara geldi. Çünkü bu bir iş modeli de aynı zamanda. Yani bu ürünleri tüketmek istiyorsunuz, bu ürünlere ulaşmak istiyorsunuz ama maddi olarak imkanınız yok. O zaman bunu bir iş modeli olarak geliştiriyorsunuz. Şimdi Şubat ayıyla beraber yeni projelerimiz de dünyaya geçecek, hayata geçecek. Böylece iş ortağı olup hem buradan gelir elde edip elde ettiğiniz gelirle de bu ürünleri tedarik edebilir noktasına geliyorsunuz. Böyle bir döngü de sunabiliyoruz. Böyle olunca da yaş sınırı ve seviye ya da gelir seviyesinde çok fazla bir önemi kalmadı artık. Evet. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Burada olmaktan ve kendimizi anlatabiliyor olmaktan son derece mutluyuz. Dediğimiz gibi dünya değişiyor, hayat değişiyor, yaşam şekillerimiz değişiyor. Bilhassa pandemi bunu çok hızlandırdı. Önemli olan bunlara adapte olabilmek. Yeni şeyler, yeni konular hakkında, yeni modeller hakkında biraz daha araştırmacı, farklı konuları sorgulayan, bu konuda bilgi edinmeye çalışan insanlar olduğumuz sürece hiçbir şey bitmiyor. Her şey yeniden başlıyor aslında. Değişime ayak uydurmak lazım. Biz de Kayani olarak bunun hem içerisindeyiz hem de en büyük destekçisi olmak için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun Saman. İyi günler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Ersin Arısoy konuğumuz oldu. Hoşçakalın.